Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle nasıl ucuz vitamin yapılır, bunu büyük üreticiler yapıyor genelde, onu paylaşacağım arkadaşlar. Malzemelerimizden başlamak istiyorum. Bu bildiğimiz serum, bunun %5 olması gerekiyor bu arada. Tek dikkat etmeniz gereken bu. Bunun daha büyük boyları, daha küçük boyları da var ama %5 olmak zorunda şu miktar. Bu aslında çok yaygın bir yöntem ama bunu genelde ben tüy sorunu olan kuşlarda kullanıyorum. Multivitamin yerine kullanmıyorum. Çünkü tüy konusundaki kuşlara çok iyi geliyor. Tüy sıkıntısı olan kuşlarım vardı. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Malzemeleri saymaya devam ediyorum. Bemix Kompeze. Bunun da dikkat etmeniz gereken tek yanı şöyle. Bunların daha doğrusu o serum hali hepsinin böyle ampul şeklinde olması gerekiyor. Bu Bemix arkadaşlar, kutusunu şöyle size göstereyim. İçinde gördüğünüz gibi B vitaminleri çok var. B vitamini de zaten tüyün direkt yapı taşı diye geçiyor. Redox C, şöyle göstereyim. Bu C vitamini. Kuşların soğuk algınlığı tarzı şeylerde faydasını çok görürsünüz. Bunu yaparsanız. Şöyle bunu çıkar koyalım. Ampulleri düşürmemeye çalışın. Ben hemen video çekip yaparken zorlanıyorum. Şimdi şuna gelelim. Bu biraz farklı arkadaşlar. Kobalex bunun adı. Ama şöyle bir durum var. Bunun içinde Kobalex değil, Dodex denen ilaç var arkadaşlar. Bu B12 vitamini. Dodex galiba piyasadan kalkmış. Bu ilaçları dedem kullanıyor. Bu arada dipnot olarak söyleyeyim. Ondan aldım bilgileri de. Dodex piyasadan kalkmış. O yüzden Kobalex var. Ama ben Dodex ile yapacağım. Dodex çünkü tarifte, ama Kobalex de aynı ilaç olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şöyle her birinden hop, düşürmeden iki tane alalım. Ama kırdık mı, ne oldu ya? Yok, kırmadık. Bir an kırdık sanırım. Dikkat edin arkadaşlar, bu tarz şeyler biraz sıkıntılı. Video çekerken daha büyük bir sıkıntı tabii, ama siz de yine evde yaparken dikkat edin. Ben şöyle malzemelerimizi sıralayacağım sırayla. Dodex'leri koyuyorum. Bemix'leri koyuyorum arkadaşlar. Bemix'leri koydum. Redox C'leri koyuyorum. Her birinden ikişer tane bu serum tüpümüzün içine katacağız arkadaşlar. Sesim gitti, kusura bakmayın. Şöyle size de güzelce odaklayayım. Malzemelerimize devam edersek, bir tane şöyle şırınga lazım bildiğiniz gibi. Bir de siyah bant lazım, ona değineceğim neden olduğunu. Öncelikle arkadaşlar bunları açmamız lazım. Bunları şöyle tutup kırınca açılıyor da ben şimdi korktum biraz açıkçası. Evet, şöyle birini açtık, Redox C'nin. İkincisini de açtık. Dökmemeye çalışıyorum kamera arkasından. Böyle çat çat gidiyor arkadaşlar. Benim de ayaklar ağrıdı. Hoppa. Bunları unutmayın arkadaşlar. 6 tane olması gerekiyor. Unutursunuz kafeslere falan düşer. Kuşlara büyük sıkıntı. Sonra uğraşırsınız bayağı bir. Buradan da bir şeyler fışkırıyor. Kameraya gelmez umarım. Bunları şimdi tek tek çekip serumumuzun içine basacağım. Serumumuzun kapağını açtım. Öyle başlayalım. Bu bitmiyor herhalde bir şırıngayla ya. Buna büyük şırınga lazım herhalde. Neyse şöyle.
bayağı bir çok vitamin var herhalde bunun içinde arkadaşlar. Bu çünkü bitmiyor. Yani şu telif yeme olayı olmasa size arkada müzik açardım. Ben genelde bu tarz işleri müzik ile hallediyorum. Ama YouTube bu konularda hiç affetmiyor. Vallahi şimdi huni takıp kafadan aşağı boşaltacağım, o olacak ya. Arkadaşlar ben diğer ampule geçene kadar videoyu biraz keseyim arkadaşlar. Sakatlık çıkmadan öyle devam edelim. Arkadaşlar şırıngamız küçük olduğu için böyle bir azizliğe uğradık, kusura bakmayın. Şimdi bu hangisiydi ya? Pis kokan bu arkadaşlar. Bu Bemis Compose. Zaten bir vitaminin iyi olup olmadığını pis kokusundan anlarsınız arkadaşlar. Genelde B vitaminleri çok pis kokar. Bunu da bir dipnot söyleyeyim. Şimdi bu sarı olduğu için orayı bir renklendirecek büyük ihtimal. Evet. Bildiğimiz şey gibi oldu yani. Sarı limonata diyeyim. Limonata gibi oldu ihtimal. Böyle basıyoruz arkadaşlar hepsini tek tek. O şırıngalar, bizim şırınga biraz küçük olduğu için Redox'ta sıkıntı yaşadık. Bir prodüksiyon hatası oldu. 5 Sus. Video çekiyorum ya. Terbiyesiz herifler ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. 5 mililitre bir şırıngamız olsa onu tek seferde çekebilirdik ama bizim şırıngamız 1 mililitre olduğu için 5 seferde, hatta 6 seferde çektiğimiz oldu. Bunlar 2. Kolay yani bunların 2. Hadi 3 olsun yani hepsini alamayınca. Bu vitamin ama arkadaşlar kuşlarınızı coşturacak, buna garanti veririm yani. Rahat olun. Tüy sorunu yaşayan kuşlara kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Her kuşa kullanabilirsiniz de tüye bir ayrı kullanabilirsiniz. Hani gidip tek kuş için bunu yapmaya gerek yok tabi. Bu arada son kullanma tarihlerinden de bahsedeceğim. Nasıl olacağı hakkında. Önce bir vitaminimizi hazırlayalım, aman dökmeyelim. Rodex zaten çok yok. Rodex de kırmızı bir ilaç. Siyah bandın mevzusundan bahsedeceğiz. Rodex herhalde 1 mililitre. Tek seferde aldık çünkü Rodex'i. Rodex biraz küçük. Tek de alamadık. Benim hatam. Arkadaşlar şimdi bu şırıngayı atacağım. Ben bir elimi yıkayıp geleceğim. Etrafı bir toplayalım. O kırıklar mırıklar gitsin. Sonra devam edeceğim. Arkadaşlar elimi yıkadım, geldim. İlaçlara şimdi bakacağız arkadaşlar. Son kullanma tarihini nasıl hesaplayacağız? Bundan bahsedeceğim sizlere. Dodex'in son kullanma tarihi 2023 ama aralarında en erken son kullanma tarihi biteni baz alıp ona göre bir son kullanma tarihi hesaplayacağız. Bunun Dodex'in 2023 dedim arkadaşlar, Bemix'in 2021, o yüzden 2021 oldu şu an son kullanma tarihimiz. Umarım daha da düşük olmaz. Bu 2022, hala 2021. Bir de seruma bakacağız arkadaşlar, bunun son kullanma tarihi ne tarafta acaba, ona bir bakalım. Şu an son kullanma tarihimiz 2021. Serum 2'de 2022 arkadaşlar. Şöyle size de odaklayalım. Şurada görüyorsunuz. O yüzden son kullanma tarihimiz 2021'in kaçıncı ayı? Ona bakalım. 6. ayı. 6. ay 2021. Bunu not alacağız arkadaşlar serumun üstüne. Şimdi siyah bantımız devreye girecek. Neden? Çünkü bu ilaçların güneş almaması gerekiyor. Bunlar özel kutularda duruyor farkındaysanız. O yüzden bunların güneş almaması şart. Yoksa bozulurlar. Daha çabuk bozulurlar daha doğrusu son kullanma tarihinden. Şöyle siyah bandımızı açmaya çalışıyorum ama bu da böyle yapış yapış oyun hamuru gibi olmuş. Arkadaşlar ben bir mola alayım isterseniz. Arkadaşlar sonunda o bantla mücadelem bitti.
Şöyle size güzel bir açı tutturayım. Şöyle görün. Bantı arkadaşlar açtım. Şu şekilde başlıyorum sarmaya arkadaşlar. Güneş almayacak şekilde şişe. Bantı bol kullanın. Sonra yok işte vay efendim bu niye bozuldu bilmem ne demeyin. Şöyle ben yukarıdan güzelce sarmaya çalışıyorum ama yüzey eğimli olduğu için güzel saramadım tabi. Bunu video sonrası tabi düzeltiriz ben size şimdi görmeniz açısından. Bunu sanal ortama da kaydedebilirsiniz. Son kullanma tarihini üstüne de yazabilirsiniz. Ben genelde bilgisayarda bu tarz şeyleri tuttuğum bir klasörüm var arkadaşlar. O şekilde yapıyorum ama sizin artık keyfinize kalmış. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama bunu güneşten böyle koruyabilirsiniz. Üstleri de sıkalım ki güzel otursun. Açıklık görürseniz arkadaşlar oradan bir tur atın. Bakın mesela şurada açıklık var. Oradan güzelce bir tur atıyorum. Sonra geri aşağıya hızlı bir şekilde iniyorum. Burada bakın bayağı büyük bir açıklık unutmuşuz. Olabilir. Sıkıntı yok. Bantı bol bol kullanıyoruz. Şöyle yaparsak daha iyi. Kuşlar çok gürültü çıkartıyor. Ben de şu an farkındayım ama yapabileceğime emin olun bir şey yok. Başka odada çekebilirim belki. Ama burada ekipmanlar daha yakın oluyor. Sizlere daha güzel bir video çekebilmek açısından. Şöyle yaptık arkadaşlar. Altına da birkaç tane atarsanız fena olmaz. Şöyle yapalım. Bu arada bu iğneyle deldik ama dökülmez. Yani dökeceğini sanmıyorum. Serumları özel materyallerden yapıyorlar. Hoppa. Bantımız bitti arkadaşlar. Neyse zaten bu kadar yeterli gibi. En azından bizim için bu kadar yeterli. İşimizi fazla fazla görür. Şimdi videoyu tekrar durduruyorum. Size bunları kuşlara servis ederken göstereceğim nasıl vereceğinizi. Arkadaşlar aradan biraz zaman geçti. Suluklarımızı yıkadım. İlacımızı bantladım. Üstüne son kullanma tarihini yazdım. Suluklarımız şu an dezenfekte edildi. Tamamen tertemiz. Ben şimdi size bunu kullanmak için bir miktar su koyacağım kabımıza. Ne kadar ihtiyacım olduğunu hesaplıyorum şimdi. 6 tane suluğumuz var arkadaşlar. İkisine 100 koyacağız. 200. Geri kalan 4'üne de 50 koyarsak 200. 400 mililitre. Hemen şu kabımıza 400 mililitre su koyacağım. Şöyle içme suyu kullanıyorum ben. Size de içme suyu tavsiye ederim. Herif yemeden hemen kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu ilacı yarım litreye şöyle şırıngamızı aldık. Yarım litreye yarım mililitre, bir litreye bir mililitre şeklinde kullanıyorum. Eğer tek kuş besleyen arkadaşlar bir ölçü belirlemek gerekirse bir suluğa, bir tam dolu suluğa 5-6 damla yeter arkadaşlar. Şöyle çekelim. Çekemedik. Şu şekil. Arkadaşlar bunu tam ters çevirmem gerekiyor herhalde. Evet, şu an güzel geliyor. Şu an içine akıyor arkadaşlar.
havasını bırakıyoruz. Yarım mililitre oldu. Şimdi size de şöyle göstereyim. İlacımız, ya daha doğrusu vitaminimiz ne ilacı ya? Gide bir ilaç diyorum. 0.6'da 0.5-6 ideal arkadaşlar. Çünkü yarım mililitreyi kullanacağız. Hatta biraz boşaltayım. Fazla olmasın. Tam 5 olsun. Şöyle 400-450 mililitre civarı. Bunu damlatıyoruz arkadaşlar. Damlattık. Şöyle içinde de kalmasın. Şimdi karıştırıyoruz suyumuzu iyice. Bu arada ilacı da mutlaka öncesinde çalkalayın kullanmadan önce. Ben çalkaladım ama yine sizin için göstermek amaçlı. Çalkalayın. Bunun bez olanları var. Ben tercih etmiyorum. Böyle bez derken poşetteki gibi olanları var. Bunu şimdi kuşlarımıza vereceğiz. Tek tek dolduruyorum suluklara. Buna yarım. Buna tamamen dolduruyorum. Size tavsiyem kesinlikle o ilaçları veterinere danışmadan, hani tek bir şekilde bu serum'a karıştırmadan kuşunuzun ağzına damlatmayın. Çünkü böyle seyreltmiş oluyoruz biraz. Onlar insanlarda iğne şeklinde kullanılan ilaçlar. Onları iğne olarak veriyorlar. Yani çok yoğun kalır. O sıkıntı olabilir o zaman da. Şöyle buna da tam koyalım. Sulukları sık sık dezenfekte edin siz de. Sonra sorun yaşamayın. Bunu da şöyle hepsini koyalım. Bunu ikiye böleceğiz. Çok az arttı. Şunu da şuna ekleyelim. Şimdi kuşlara servis edeceğim. Siz de izleyin. Şu an dezenfekte ettiğim için hangisinin suluğu, hangisi çok önemli değil. Şöyle başlıyorum. Yukarıdan başlayalım takmaya suluklarımızı. Bayağı da susamış olmalılar. Dezenfekte falan ettik ya. Şöyle dalları vermiştim sabah. Onu kemiriyorlar. Şu an içmiyor. Bu arkadaş içecek. Ben buna güveniyorum. Direkt saldırır o suya. Benim ilk evcil kuşum, bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Herkes bir yana, o bir yana yani. Bunlar da yavrulu. Bunlar da evcil değil ama yavrularına değer veren bir çiftimiz. Yerleri de daha yeni süpürdüm ama yine batmışlar. Yani yapacağım çok bir şey yok. Bunu da bu arada yanlış sıraya takmışız. Onu fark ettim şu an. Böyle sulukları taktığım yer bile aynıdır yani. Hep aynı tele takarım arkadaşlar. Burada da tüy sorunu olan kuşum var bir tane. Şu jumbo. O felçti zaten biliyorsunuz. Onu iyileştirdik çok şükür. Şu an bakın gördüğünüz gibi kuşlarımız içmeye başladı. İlacımız bu şekilde arkadaşlar. Eğer aklınızda atladığım bir nokta olur, değinmeyi unuttuğum bir nokta olur, yorumlardan sorularınızı sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma da like atarsanız çok sevinirim. Bu vitamini de aynı zamanda bu ufaklıklarda da kullanabilirsiniz. Sorun olacağını sanmıyorum. Yine bir veterinere danışır. Yorumlarda sizi bilgilendiririm merak eden arkadaşlar için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.